Verbek. Tekrar aralarda hatırlatayım. Burada öğrendiğiniz söz dizimleri yüzde aşağı yukarı %80. Diğer database'lerde de benzerdir. PostgreSQL yazarken çok yabancılık çekmezsiniz. Sadece işte şuradaki use değişir. Go başka bir database'de yoktur. Ki zaten bunları çok sık kullanmazsınız. Sintaksi olarak bazı değişiklikler vardır. Örneğin alter'ı bu şekilde yaparsın SQL Server'da ama TSQL'de biraz değişir. Düzelteyim. PostgreSQL'de, Oracle'da biraz değişebilir. Ama çok çok benzerdir. Gibi. İleriki konularda daha da değişken olacak bunlar. Ama insert mesela %99 standarttır. Çünkü bahsettiğim SQL standartları içerisinde en yoğun şekilde, en sert şekilde diyelim uygulanan standartlardan bazılarıdır. Select, insert, update, delete bunlar standart. Select, geç. Şöyle farklı sütunları ayrı ayrı yazarak çalıştırma. Zaten kursları verdim. Oradan hızlı hızlı öğrenirsiniz. Ben böyle daha püf noktaları falan göstereceğim. Şu an biraz yavaş gidiyorum ama hızlanacağım. Temeller çünkü önemli. Update sorgusu. Şurada şunu söyleyeyim. Bakın insert into tablo adı values bir ID bilgisi burada. Benim böyle bir database'im yok tabii. Ama teorik olarak söyleyeceğim. Database'i sildim ya, uçurdum az önce. Hatta oluşturayım ben onu ya gene. Şuradan oluşturamayacağım. Sildim o kodu. Neyse göstereyim. Bakın burada bir yazıyorum. Bir teknik olarak bu sorgu production ortamında bu şekilde çalışmaz. Çünkü ID bilgisi otomatik artan olarak belirlenir. Nereden? Şuradan da göstermiş olayım. Bakın sağ tık new database diyorum. Yeni bir database oluşturuyorum burada. UI'yi GUI'yi kullanarak yapacağım şimdi de. Burada oluşturduğum GUI'yi kullanarak oluşturduğum şey de aslında arka tarafta SQL üretecek. O SQL'i çalıştırarak oluşturacak. Bana sadece bu kolaylık sağlıyor. Şurada database'in adını veriyorum. Mesela ne olsun? E-commerce DB. Yani, örnek. Bak şuralar. Mesela şöyle genişleteyim. Yine az önce bizim kodda oluşturduğumuz zımbırtıları burada kendisi oluşturuyor. Bakın şurada şuralara tıklayarak default olarak bu database'in nereye oluşturulduğunu görebilirsiniz. O klasörü açar. Default olarak program files içerisinde evet Microsoft SQL Server, MS SQL 15. Nokta, Microsoft MS SQL Server bla bla. Onun içerisinde data diye bir klasör. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın SQL Server. Şunlar kafanızı karıştıracak başta. Bunlar nedir falan. Numaralar, bir şeyler, bir şeyler. Şöyle düşünün. MS SQL 15. Nokta, MS SQL içerisinde MS SQL orada data. Backup yani yedek dosyaları da backup'a atılır. Şuradaki backup. Data'da datalar tutulur. İçerisinde bir şey yok şu an tabii. Buradan oluşturduğumda buraya gelecek o dosya. Cancel. Default oraya atacak zaten. Ekstra ayarları, wizard'ları var. Dediğim gibi kurs, kitaplar, bunların hepsini anlatıyorum. Recover model. Az önce bahsettiğim full, bulk, log, simple. Bu aslında loglama ayarıdır. Full log olarak defaultta gelir. Bulk log. Bu biraz daha teknik detay. Kitapta var. İncelersiniz detayları. Simple vesaire. Full işinizi kolaylaştırır. Compatibility level. Sizin kullandığınız SQL Server versiyonunun ayarıdır aslında. Bu oluşturduğum e-commerce DB database'i SQL Server'ın hangi versiyonunu baz alacak demektir bu. Database ona göre ayarlayacak kendisini. Siz eğer 2019 derseniz en yeni versiyonda diyelim bunu kullandınız. O zaman bunun backup'ını
2017 ya da daha öncesine alamazsınız. Script olarak alıp, yani SQL script'i olarak alıp içerisinde eski versiyonlarda olan ama yeni versiyonda yeni gelmemiş olan, yani yeni özellikleri silmeniz gerekir SQL içerisinde, SQL script'i içerisinde. Bu farklı bir konu. Dediğim gibi ileri biraz daha. Daha sonraki zamanlarda belki bakarız ya da gerek olmaz kitaptan, kurstan devam edersiniz. Orada daha detaylı var. Ama o default ayar budur. Şöyle düşünün, Python 3.9 ile 3.8 arasındaki fark gibi. 3.9 ile geliştirdiğiniz bir uygulamayı örneğin deployment ortamında 3.8 kurulu bir alana kuramazsınız. Aynı mantık burada da var. Bunların dediğim gibi ayarı önemli. Containment type. Geç bunu. Şurada advanced konular var. Yine kitapta bazılarını anlatıyorum. Read only. Encryption enabled. Yani database'de database şifreleme aktif olsun mu? Bunu inceledikten sonra karar verirsiniz. Geçiyorum bunları. Bunlar ekstra. Bunları normalde yapmazsınız. Auto shrink vesaire. Auto create statistics mesela. Auto update statistics. Bunlar dediğim gibi upper advanced. Production ortamında ihtiyacınız olabilecek şeyler. Mesela yıllardır kullanılan bir büyük bir akademinin bir CRM sistemi üzerinde böyle bir sorun çıkmıştı. Sorun da şu. Uygulama çalışıyor. Sürekli veri girişi yapılıyor. Arka tarafta yani karmakarışık bir yazılım var. O yazılım sürekli veri tabanında bir şeyler ekliyor. CRM sistemi olarak kullanılıyor. Öğrenciler kaydoluyor bilmem ne vesaire. Bunların hepsi sistemde kullanılıyor. Satış pazarlama tarafı da burada sürekli rapor çekiyor. Raporları çekiyor. Fakat bir süre sonra artık uygulama rapor butonuna tıkladığında beyaz sayfaya düşüyor mesela. O beyaz sayfaya düştüğünde bir türlü anlamıyorlardı. Bunu nasıl yapacaklar? Oradaki meseleyi aslında küçük bir SQL sorgusu hazırlayarak çözdüm. Çok detaya girmeyeceğim ama kendi içerisindeki istatistikleri güncelleyerek aslında o raporun oluşturulma süresini daha az bir süreye çekince işte oradaki rapor sorunu çözülmüş oldu mesela. Bunlar dediğim gibi çok advanced, yani başlangıçta hiç ihtiyacınız yok. Aralarda böyle serpiştiriyorum. Bu şurada herhangi bir ID verisi gönderilmez normalde. Bu auto increment olmalıdır. Ne yaptık? Biz oluşturmadık mı database'i? Oluşturup onun üzerinden göstereyim bir şeyleri. Görsel olarak. Çok uzun sürüyor. Normalde bu kadar sürmüyor. Şuranın yenilenme olayı. Buraya mesela bir database oluşturacağım örnek. E-commerce DB oluşturmadık. Kapattım o ekranı bak. E-commerce DB oluşturuyorduk. Açayım. Hızlı bir şekilde oluşturayım detaylara girmeden. E-commerce DB. Direkt enter'e bastım mı otomatik oluşturulacak. Geldim burada bir tablo oluşturacağım. Geliyorum sağ tık. New. Bakın table, memory optimized table, temporary table, temporal table, graph table, external table, file table. Geç bunları. Advanced konular dediğim gibi bunlar kitapta filan. Default'ta çok ihtiyacınız olacak şey olmadığı için girmiyorum. Şöyle bir tablo. Bak şimdi. Ben burada örneğin E-commerce DB'nin database'ini oluşturdum ya. Şurada ID diye bir alan oluşturdum. Tab'a basıyorum, yana geçtim. Integer olacak diyorum bu. Çünkü ID %99 integer olur. Ekstrem durumlar olabiliyor. GUID de olabiliyor. Uzun bir hash bilgisi. Ya da örneğin bankacılık uygulaması diyelim. Orada
kendileri uzun bir kendilerine özel bir hash bilgisi tutabiliyor. Biz de tutabiliyorduk ama bankalarda genelde bunlar olabilir. Örneğin 10 karakterli bir şey olsun diyor. Kendisi string tutuyor. Burada string tutuyor mesela. Varchar olarak tutuyor. Geçiyorum. Şurada data type kısmında şu veri tiplerini biliyor olmanız lazım. Hepsinde uzun olmanıza gerek yok ama bazılarını net olarak iyi bilmeniz lazım. Bit 0-1 yani true false tutar. Şuradaki checkbox alanı gibi. Char 10 karakter default olarak gösteriyor. Bu char karakter olarak tutar. Date sadece tarih bilgisini tutar. Date time tarih zaman. Şu date time 2 falan var mesela. Date time offset bunlar detaylar. Date time 2 dediği şey aslında bu kaç. Bu biraz detay konu aslında, geçici verilere bakarken konuşuruz onu. Decimal 18'i 0 falan yazar. Bu şudur. Ondalıklı değer tutar. Noktadan sonra kaç basamak tutabileceğini falan da burada gösterebilirsin. Float aynı şekilde ondalık tutar. Geography bu bildiğiniz coğrafi işlemleri için. Coğrafi veri tabanı olarak kullanmak istediğinizde coğrafiyi kullanırsınız. Hiç ihtiyacınız yok şu an. Geometri, hierarchy ID, geometride gene işte geometrik sistemlerde onların koordinatları vesaire bunları, geografi ve geometri bunların o koordinat bilgilerini tutup sorgulayabileceğiniz bir altyapı sunar. SQL Server'da son birkaç yılda gelen özelliklerden biri. PostgreSQL'de de var gene. Şöyle, evet, GUID dediğim az önce o var tabii. Envarkar var. Genelde envarkar kullanırsınız string tarafında. Burada karakterini verirsiniz. Envarkar max demek. 2000 karakter miydi? 3000 karakter mi ne? Maksimum. Tam hatırlamıyorum. O civar. Bir maksimum var zaten. Onu default'ta veriyor. Real, small date time, geç bunları. SQL variant. SQL variant text. Time. Teacher, GUID burada unique identifier olarak kullanılır. GUID bilgisi tutacaksan unique identifier. Var binary, mesela dosya falan yüklemek istiyorsan binary olarak database'e dosya yükleme. Bu genelde tavsiye ettiğim bir şey değildir. Dosya gibi şeyleri database'e yüklemezsiniz. Ekstrem durumlarda olabilir. Bazı farklı senaryolarda olabiliyor. Bunlar yapılabilir. Var, car, max, XML mesela, text, JSON falan da tutulabiliyor. Ama XML daha yıllardır olan bir şey. O veri tipi olarak var burada. Ne mesela? Integer istiyorum ben. Big int, small int, int. Bunların hepsi aynıdır. Sadece kapasiteleri değişir. Neredesin sen? Bakın image mesela. Resim tipi olarak tutabilme. Ama dediğim gibi büyük resim dosyaları falan tutulmaz. Dosya database'de tutulmaz. Best practice olarak. Ama bazı durumlarda gerekebilir. Int, money tipi. Int'i seçelim biz, uzatmayalım. Allow nulls. Bu şu kısımda, şu ana kadar anlattığım tablo oluşturma kısmında bu standartlar tüm database'lerde aynı mantık. Allow nulls bu da şu sütunun boş geçirip geçiremeyeceğini gösterir. ID bilgisi boş geçilemez ve sıfırdan başlamaz. Otomatik artan unique değer olmak zorundadır. Benzersiz değer. Yani sizin TC kimlik numaranız nasıl unique olmak zorundaysa bu da aynı mantıktır. %100 aynı. ID benzersizdir. Identifier zaten. Senin kimlik ID'inle aynı mantık. Allow nulls, boş geçilemez. Bunu users yapacağım ben. O yüzden şöyle yapıyorum. First name, envarkar mesela 50 olsun, uzatmayalım. Tab tuşuna bu boşluk, büyük tuş var ya klavye. Ona bastım mı direkt bunun tabını kaldırır. Last name, envarkar aynı. Ondan sonra username. Bu da envarkar şöyle diyelim ki 15 karakter olsun, boş geçilemez tabii. E-mail bilgisi boş geçilemez. 70 karakter olsun.
Ama mesela bir de boş geçilen yapayım. Örneğin middle. Bakın sağ tıkladım. Buraya bir alan ekleyeceğim. Sağ tık. Insert column. Tıkladığının bir üstüne ekler. SQL Server'da. Şurada middle name. Orta isim. Ahmet Ali Kıl Kuyruk. Mesela. Murtaza Cabbar. Adı güzel gibi. Mid level. Envar Kar 50 olsun. Ama bu boş geçilebilir olmalı. Çünkü herkesin ikinci adı yok. Değil mi? Ya, tamamen mantık. E-mail, password. Password standartını da belirliyorum. O da maksimum 15 karakter olsun. Mesela boş geçilemez tabii mantıken. Ama hatırlayın PostgreSQL kısmında demiştim. Buraya hashlenmiş veri tutacaksınız. Hash algoritmanıza göre buranın kaç karakter olacağını belirlemeniz lazım başlangıçta. Sonradan uğraştırır yoksa. Mesela bu kullanıcı ekstraları yazıyorum. Örneğin isactive falan vardı ya. Örneğin ben soft delete yapmak istiyorum. Soft delete. Is deleted. Bunu tutabilirsiniz. Bu da ne olacak? Bit. Bit olacak. Deleted. Mesela ben burada şunu yapabilirim. Is deleted default'ta yani boş geçilemez gene. Ama buraya insert yaparken bu sizin göndereceğiniz anlamına gelmiyor. Default dediğinizde kendisine de bir default değer verip onu kullan diyebilirsiniz. Mesela for example şurada bakın column properties boşuna yok burada. Bu işimize yarıyor. Hangisine tıklarsam o sütunun özelliklerini gösterir size. Bunlar hepsi sütun. Ben burada diyorum ki is deleted. Açıyorum böyle hiçbir şey bilmiyorum. Tamam mı? Ne yapılabilirmiş burada? Hello nulls. Boş geçilebilmiş. Şunu değiştirebiliyorum. Bak. Yes oldu. Boş geçilemez olsun. Default value or binding. Diyorum ki bit burada 0 ya da 1. SQL Server'da tutar. True false. Is deleted. Default olarak bir kullanıcı ilk kaydolduğunda silinmiş midir? Hayır, değil mi? Silinmiş değildir. Bir olursa bakın bu bir best practice'tir. Sıfır bir olayı. Bir silinmiş demektir. Yani böyle bir yazılımsal kural yok. Bu best practice. Bir yazarsanız uygulama tarafında biri kontrol ettiğinizde silinmişler demektir. Bu kayıt silinmiş. Ben burada o yüzden sıfır koyuyorum. Sıfır silinmemiş demektir. Default'ta bundan sonra her insert'te sıfır girecek. Boşluğa tıkladığımda bakın şu yıldızlar var ya. Bu yıldızlar buranın kayıt edilmediğini gösterir bu arada. Birazdan kaydedeceğim. Bu böyle bir şey varsa kayıtlı değildir. Tamam. Is deleted. Ne olsun başka? Böyle farklı best practice'lerden bir şeyler getiriyorum buraya. Create date. Yani bunun oluşturma. Kullanıcının oluşturma tarihi. Date time olsun. Boş geçilebilir mi? Bu boş geçilebilir. Olsun. Çünkü update yaparken sorun yaşatır size. Eğer boş geçilemez yaparsanız. Oluşturma kısmında insert'te default değer gönderebilirsiniz. Ama update sorguları çalıştırırken de veri göndermek zorundasınız. Eğer bunu boş geçilemez yaparsanız update'te de veri göndermek zorunda kalırsınız. O yüzden bunlar önemli. Boş geçilebilir yapıyorum. Create date. Bunların birkaç farklı yöntemi var ama create date, change date ya da modified date. Mesela bu kullanıcı zımbırtısı üzerinde, kayıt üzerinde ilk oluştururken create date insert edilir. Ne zaman kayıt olduğunu otomatik olarak default'ta verirsiniz. Create date seçilirken mouse'la geliyorum buraya. Get date'i çağıracaksın diyorum sana. Bakın get date fonksiyonunu çağırıyorum burada. Boşluğa tıkladığımda hata vermiyorsa doğru. Modified date'te gene default değer verebilirim ben burada. Yani modified çalışması gerektiğinde ne zaman çalışır? Her update sorgusu çalıştırdığınızda. Get date. Otomatik olarak aldım. Create date, modified date.
şurası kullanıcı profilinin yani users tablosundaki verinin her update aldığında o tarih bilgisini, zaman bilgisini yapıştıracak buraya. Credit date de ne zaman kayıt olur. Sefa Üstürk, password kontrolü için özel bir data type var mı yoksa yine bunu backend'de mi kontrol ediyorsun? Backend'de kontrol ediyorsun. SQL Server'da o yok. MySQL'de ek entegre olarak geliyor. PostgreSQL'de de benzer. İhtiyacın yok genel olarak. Kendini yapabiliyorsun. Başka ne olabilir burada? Mesela kullanıcı aktivasyonu. Is activated. Yani e-mail aktivasyonu. Is activated. Default'ta kullanıcı kaydı yapanlar değil mi? Sıfırdır. Aktivasyon yapılmamıştır. O yüzden activated mi? Hayır. Default'ta öyle. Sonradan update çalışmıyor. Buraya kadar böyle. Başka ne ekledim buna? Facebook. Kullanıcının yeterli bu. Şunu şöyle alayım. Böyle izleri bir araya getirdim mesela. Date'ler bir arada. Bakın. Kaydetmeden önce. Ama bakın burada unutmuşum şimdi yazmayı. Kopyaladım. Yapıştırdım. ID kullanacak. İkisi de boş geçilebilir. Burası böyle. Çok kasmıyor şimdi. Ctrl S dedim. Bu users olsun. Enter. Sonra burayı biraz özellikle inceliyorum. Böyle users from A. Al işte. Neredeyim ben? Ha burada yaptım evet. Tamam. Master'ı görünce dedim acaba. Neyse. Şimdi burada görünecek. Bakın users. Buradayken diyorum ki alaylısın. Select users. Çalıştırmadan önce bakın master'da görünüyor. Seçtiğimde e-commerce DB'yi seçtim. Bunu seçiyorum. Execute. Boş. Resort into users. Burada nasıl bir bakın IntelliSense bana destekliyor burada zaten. Bu şekilde yaptığımda values demem lazım. Değerleri burada girerim. Altta görüyorum sütunları. ID bilgisi gördüğünüz gibi burada. First name kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 6 tane 3, 4, 5, 6 tekrar bakayım şunlara. Bunlar null olabilirdi. Default değerleri var. Is deleted. Hatırlayayım. Is deleted boş geçilemez demiş. Ne alakası var? Bak buradan geldim. Boş geçilebilir çünkü. Orayı kaçırmışım böyle gösterirken. Deleted. Silinmiş mi? Boş geçilebilir. Default değeri var çünkü. Bak sıfır. Activate. Boş geçilebilir. Sıfır değeri var. Tekrar kaydediyorum. Ctrl S ile. Evet süper. En sevdiğim olay. Bunun bir ayarı var da. Basit anlamda evet, recreated. Neredeydi bunun ayarı? Hatırlamıyorum. Bir SQL sorumlusu çalıştırıyordum ama. Şimdi bunun üzerinde bir yapısal değişiklik yaparken GUI tarafında böyle sorun çıkartabilir. Yani sana bunun bakın kaydetmek için izin vermiyor. Ben bunu makale olarak yazmıştım. Sürekli oraya şey yapıyorum. Yine aynı verecek. Bu GUI ile alakalı bir şey. Neredeydi o? Şimdi bakalım. Ya da çok uğraşmak istemiyorsanız böyle durumda direkt şunu kopyalarız. Hadi be dostum ya. Bu çok yavaş, ilginç şekilde.
Öyle bekletmez mi onu? Şunu kopyalayıp mesela tabloyu silip tekrar yapıştırabiliriz. Birazdan öyle yaparız. Şu kendine gelince. Buralarda bir ayarları vardı. Hatırlamıyorum. Dediğim gibi. Ama onlar yapılabilir. Customize. Neydi o? Options miydi? Şuradan Designer. Evet şu. Recreation. Prevent saving changes that require table recreation. Şunu kaldır. Tonla böyle ayarı var. Hatırlamıyorsun bile. Okey de. Şimdi Ctrl C dediğimde kaydedelim. You can do that. Evet, kaydetti şimdi. Bakın bu değişikliği kaydettim. Geliyorum. Tamam, şunlar boş geçilebilir. Onlara değer vermeyeceğim. Hepsinin default değeri var. Ne yaparım? Cihan. Bu middle name. Middle name'i tamam, şimdi güzel. Size göstereyim. Hataları görmeniz gerekiyor. Cihan Ersan e-mail Cihanet bla bla yok. E-mail password. Password. Böyle bir şey yapayım. Zaten hata alacağım şimdi. Bakın. Insert diyorum. Şuradan tabloyu seçiyorum. Gel buraya. E-commerce. Çalıştır. Diyor ki column name or number of supplied values does not match table definition. Diyor ki bana söylediğin tabloyla bu gönderdiği sorgu yapısının ne alakası var diyor. Alakası yok çünkü. Sebebi şu. Şurada bakın çok fazla sütun var. Bu sütunları şurada karşılayamıyorsunuz. Bir kere ID diye bir şey istiyor. ID yok burada. Cihan, yani first name, bak şöyle diyeyim. First name, middle name, last name, email, pardon username, email. Diğerleri nerede? ID ile ilgisi falan. Hiçbirisi yok. Diyor ki bunu adam akıllı yazman lazım. Bizi tehdit ediyor. Nasıl adam akıllı? Insert into users. Şurada sütün isimlerini yazacağım. Bakın insert'imiz neydi? Göstereyim. Bu default yöntemi. Tamam, bunda sorun yok. Detaylı yöntemini burada yazmamışım. Şurada sütün adını isimlerini yazarsın. First name, işte middle name vesaire vesaire. Tamam. Olması gereken budur. Fakat diğer asıl problem şu. Siz ID'yi elle göndermek zorundasınız burada. ID primary key olmalıdır. Normali budur. Primary key olur. Onu da şöyle yaparsınız. Sağ tıkla bakın set primary key. Teknik olarak diğer database'lerde de var bu. Ve otomatik artan yapmanız gerekiyor. Otomatik artanı nasıl yaparız? Şuradan bakın column properties'den geliyorum. Identity specification kısmını açtım. Is identity. Yes yaptım. Identity increment, identity seed. Birden başla, birer birer art demektir bu. Tamam, otomatik olarak artmasını sağlıyorum. Şurada yıldız görünüyor. Ctrl-C yaptım, kaydediyor. Otomatik arttan sütun olacak burası. Auto increment. MySQL'den hatırlayın. Auto increment yapıyor arka tarafta. Şimdi buralarda users ID gönderme gerek yok artık. First name, middle name'i göndermen gerekiyor. Eğer bunu yazmazsan
Ama ben şöyle yapıyorum. Ben diyorum ki sadece first name, last name'i göndereceğim bu örnekte. Hatta username'i, e-mail'i, password'ü göndereceğim diyorum. Can Özhan username, e-mail, execute. Bakın, one row affected. Yani bunun Türkçesi kaç kayıt eklendi. Silme işlemi yaparsan da x row affected der, kaç kayıt silindi demek. Çalıştır, select'i. Bakın, first name null geldi burada. Çünkü göndermedim ben. Diğerlerine bakıyorum. Create date, modified date, ikisi de default'tu, eklendi. Is deleted, 0. Default eklendi. Is activated, 0. Default eklendi. Budur olay. Basit anlamda. Sorularınız varsa arada gönderin arkadaşlar. Mesela silme, düzelteyim. Update'i uygulayayım ben burada. Şu sorgu yapısıyla yaparım ben bunu. Göz açısından. Hatta bir tane daha ekleyeyim. Cabar Cemalettin. Cabarcan. Şifresi de şöyle bir şey yapmış. Bunu da ekliyorum. Bu arada bakın, ID bilgisi otomatik 1'den başladı. Tamam, 0'dan ID başlamaz. Execute all. Şöyle yapıyorum. Yanlış, bir dakika. Bak, şurada görüyor musun? Master'ı seçtim. Şimdi çalışır. Number, kalın name or bla bla. Ha, şunu da yapacaktık bizim ya. Bunda değil, bunu sil. Şunda. Böyle yaptım mı? First name, last name. Çalış. One row affected. Seç. Bakın 2. Cevaplar 2 oldu. Gördünüz mü? Şimdi ben bunu değiştireceğim. Şurada diyorum ki mesela set. Örneğin Cevaplar'ın neyini değiştirelim? E-mail bilgisini değiştir. Update set bilgisini, set kısmına şöyle e-mail. Bunun e-mail bilgisi şöyle, böyle, şöyle. Ben bunu çalıştırırsam ne olur? Jabbar değişiyor değil mi? Jabbar'ın e-mail bilgisi. Sadece Jabbar'ın değil, bütün kullanıcıların e-mail bilgisi değişir burada. Çünkü users update sorgusunda ver kullanmak zorundasınızdır. Böyle. Ver kullanmazsanız şu sorgu hepsini değiştirecek. 1 milyon kayıt varsa 1 milyon kaydın e-mailini değiştirirsiniz. Bu kadar basittir. İnanmazsan çalıştırmayayım ya, işte değiştirir. Bakın şuradan IDC 2 olanı değiştiriyor. Ne var orada? Jabbar var. Bakın. Jabbar'ı değiştireceğim. Şurada caboş varmış. Tamam. Update'ini yapıyorum. One row affected dedi. Bak. As filan gibi bir şey. Bu geldi. Bu oldu. Mesela şunu diyorsunuz. Aklınıza geliyor ya. Ben örneğin e-mail aktivasyonuyla bir link gönderdim. O kişi linke tıkladı. Ben bu kişinin aktivasyonunu nasıl yapacağım? Çok basit. Çok basit. Bak şimdi. Select this from users where ne olsun? ID bilgisi. Örneğin 1 olan kullanıcıyı getir dediğimde şu. Bu kullanıcı geldi. Şimdi bunu değiştiriyorum. Diyorum ki ID'si 1 olan and zaten is
Hiçbir kayıt gelmedi. Çünkü cihazın aktivasyonu yapılmamış. Siz yazılım tarafında böyle çağıracaksınız. Aktivasyonu yapılmış mı yapılmamış mı? Sıfır yaparsam gelir. Tamam. Bu gelecek. Çünkü hem ID'si bir cihazın hem de is activated'ı sıfır. Aktif değil. Peki ben o kişi o linke tıkladığında nasıl aktive ettireceğim bunu? User's email which is activated. Onu kullanacağım. Şimdi o kişi linke tıkladı. Aktifleştiriyorum sistemde. Bakın is activated 1. Şimdi 0 diye çağırırsam aktivasyonu sıfırlan bir nolu kullanıcıya bu gelmez. Ama 1 yaparsam gelir. Artık aktifleştirilmiş demektir bu. Değil mi? Bunun gibi. Bunlarda ama mesela auto increment 24'e silince 25'ten devam ediyor değil mi? Evet. Doğru. Orada farklı ekstrem durumlar da olabiliyor. Bazen bir database oluşturuyorsun. O sütun mesela 1000'den başlayabiliyor. Yani bazen böyle dandik dandik şeyler yapabiliyor. Öyle bir durumda gene ekstrem şeyler olabiliyor. Mesela kullanılmayan ID'leri kullandırmak. Bazı ekstrem durumlarda yapabiliyoruz bunu. Aralarda kullanılmayan ID'ler oluyor. Mesela hatalı bir insert yapmayı denediğinde onu diyelim engel oluyor sistem. İşte örneğin constraint var, kısıtlama. Buna engel oluyor. Ve engel olduktan sonra sen tekrar insert, yani düzenlemeyi yapıp tekrar insert yapınca sana daha önce engel olduğu sıradaki ID değil, ondan bir sonrakini veriyor. Aralarda da belki birkaç bin tane kullanılmamış ID oluşuyor. İşte bunları kullanmaya yönelik teknikler de var ama ihtiyacınız yok. Böyle. Siz bir kişi login olmaya çalıştığında mesela onun da simülasyonunu yapalım. Bir kişi şöyle koda dökeyim ben. Bir kişi login olmak istiyor. ID'sini al. First name, last name'ini al. Başka ne olur? Bir şey olmaz. Geç. Siz burada kullanıcı bilgilerine göre yapacaksınız ya. O yüzden ID değil. Mesela username. Şöyle. And password. Şunlar geçsin. Böyle. Benim şifrem ne? Şifresi mesela şöyle olan. Tamam. Getir diyorum bunu. Kullanıcı login işlemi. Böyle bir kayıt yok. Çünkü benim şifrem şu. Adı astas. Şöyle bir şey. Bakın bunu yapınca kullanıcı girecek. İşte login işlemi bu. Basit olarak. Buradan normali mesela aktif bulgularım. Şimdi bu kullanıcı var. Ama görünüm ki bu kullanıcı bilgileriyle kişi sisteme giriş yaparken o kişinin aktivasyon sorgusunu da yapayım. O zaman ne yapacağım? Is activated. Bir ise select yap. Şimdi geldi. Ama şuradan değişiyor. Mesela bir nolu aktivasyonunu sıfır yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın bir aktivasyonu sıfır. Yani email'e aktivasyon yapılmamış. Geliyorum şimdi şu kullanıcı giriş login için kullanılacak sorguyu çalıştırıyorum. Bak izin vermedim.
Yazılımda onun girişine izin vermemiş oluyoruz. Ancak aktivasyonu yapıldıysa izin vermiş olman lazım. Onu da işte kullanıcıya mail gönderdin, o linke tıkladı, tıkladığı sayfada sen arka tarafta şu aktivasyonu çalıştıracaksın. Tamam. Execute dedim. Şimdi ben bunu çalıştırırsam sorun yok. Çünkü kişi o linke tıklamış. Aktif ettirmiş e-mailini, değil mi? Onaylamış. Sen de is activated'i bir yapmışsın. Şurada. Artık bu kişi o login alanından içeri girebilir. Gibi düşün. Bunun gibi şeyler. Başka yani genelde aklımda işte böyle. Mesela delete yaparken diyelim database'de delete yetkimiz delete yetkisini kullanmak istemiyoruz. Yani bir şey silinmesin. Normalde delete nasıl yapılır? Delete from yani drop nesne silmek için de delete veri silmek için. Tamam. Veri silmek. Nesne kaldırma deniyor aslında buna. Nesne kaldırma yani silme. Veri silme. Users şunu çalıştırırsam bütün kullanıcılar silinir. Verdem lazımız. Update'de, delete'de bu önemli. ID bilgisi örneğin 2 olan Jabbar mıydı? Sema farkı çok. Tekrarlarım birazdan. Bakın 2 nolu kullanıcıyı sildim. Bak gitti. Silindi bu. Ama şunu demek istiyorum. Ben o Jabbar'ı tekrar ekliyorum. Şurada çalıştırarak. Bakıyorum. Şimdi diyorum ki ben silme yapmayacağım. Silme çalışmasın benim database'imde. Hatta silme yetkisini bile o kullanıcıdan almışım database user'ımda. Silme yetkisi yok. Ne yapacaksın o zaman? O zaman soft delete. Tamam, kullanıcı gibi bir kritik bilgiler silinmemesi gerekiyor. Onun yaptığı işlemler vesaire. O yüzden soft delete kullanırız. Soft delete de şöyle. Aslında update çalıştırırsın arkada. Ama bu delete'dir. Is delete. Ne yap? Bir yer. Kimin? İki nolu kullanıcı. İki nolu kullanıcı kim? Jabbar. Pardon. Üç oldu. Çünkü ikiyi sildik bak. Üç. One rows effect. Geldim. Çalıştır. Bak Jabbar geldi. Deleted. Bir. Peki bunun login'de ne alakası var? Çok alakası var. Mesela is activated'ı sen sorguluyordun ya login'de. Bir de şunu da diyebilirsin. And is delayed. Sıfır ise. Çünkü bir silinmiş demektir değil mi? Negatif bir durum bu. Is delayed. Sıfır ise o kişi silinmemiştir. Silinmemiş birisi login olabilir zaten. Mesela bir olsaydı silinmiş demektir. Silinmiş birisi login olamaması gerekiyor. Ona bir daha erişememesi lazım. Hani Facebook hesabını dondurmak gibi düşün. Ya da kökten siliyorsun ya, diyor ki 14 gün sonra, birkaç yıl önce silmiştim ben hesabımı ama bilmiyorum şimdi nasıl. 14 gün sonra diyor kökten sileceğim diyor. Kökten silmeyecek o çakalla. Bunlar soft delete yapacaklar. Senin datan orada duracak. Ama diyelim ki adını değiştirir. Yani Ali Veli ise işte isim kısmını belki random bir şey yapar. Anonimize hale getirir. Ama senin verin orada durur. Database'den silmez. Onun üzerinde çünkü tonla algoritma çalıştırıyor. Yaptığın bütün işlemler, yüz binlerce işlem yıllar içerisinde orada loglanmış. Sen o kullanıcının ID'sini silersen bütün ilişki yapısı bozulur. Veri bütünlüğü diyoruz buna. Data integrity. Veri bütünlüğü bozulursa o verileri bir daha kullanman zor. Bu nedenle is deleted, bu en basit yöntemi, onunla farklı yöntemler. Is deleted sıfır ise kullanıcı halen silinmemiştir. Öyle birisi gelmeli. Bak select, tamam Cihan'da sorun yok. Peki Jabbar neydi? Jabbar'ın bilgisi Jabbar Can.
Bu nasıl bir isim ya? Cabbarcağın şifresi de şu. Sorulara döneceğim birazdan. Hatta yanlış gireyim şimdi. Bunda kullanıcı gelemeyecek. Ekliyorum A'yı. Şifre doğru. Gene gelemedi. Çünkü is deleted sıfırı sorguladım. Bakayım. Bakın is deleted'ı 1. Çünkü bu kullanıcı Cabbar Kemalettin silinmiş. O artık login olamaz. Değil mi? Öyle bir kullanıcı yok. İzin vermiyoruz çünkü artık. Giriş yapmasına. Bunun gibi. Drop deyip tablo siliyorsun. Delete deyip tablonun içindekini siliyorsun. Benim bildiğim yanlış olmasın. Doğru. Biri nesne, diğeri o nesnenin içindeki biri oluyor. Doğru. Nesne dediğimiz şey şu users var ya. Users tablo nesnesidir. Table object. Sen bunun içerisine 1 milyon tane kullanıcı kaydı yaptın diyelim. Drop table users sorgusunu çalıştırdığında içerisinde 1 milyon kayıt olan users nesnesi, users tablosu komple silinir. İçerisindeki şunların her biri sütun. Sütunlar da kalım objesidir. Teknik olarak. Onlar da objedir. Ama sen 1 milyon kullanıcı içerisinde 5. kullanıcının kaydını silmek istiyorsan delete from yaparsın. Delete kullanırsın. Drop yaparsan veri silemezsin. Delete de nesne silemez. Bu zamanla oturacak. O dönemimi hatırlıyorum. Grup dediğimiz bir şey var. Bunların notunu alın. Create, reach, read ya da read, update, delete. Bu veri üzerinde çalışır. Veri üzerinde kurut işlemleri dediğimizde veri ekleme, yani create ekleme demek, kaynak oluşturma. Retrieve select'tir aslında. Database'deki karşılığı select. Bu. Create'in database'deki karşılığı insert'tür. Şöyle yapayım. Update. Delete, delete. Bunu kurulun DB verisindeki yani data karşılığı bu. Ayaküstü tablo tasarladım ya. Bak, obje karşılığı ise bunu ezberlemeye çalışın. Ama yaptıkça anlayacaksın sonunda. Create, insert. Create'in obje karşılığı database'de create. Retrieve okuma demek. Bunun bir karşılığı yok. Tamam. Update alter nesne alter edersiniz. Delete karşılığı da drop'tur. Tamam. Şöyle bir şey. Veri nedir? Obje nedir? Bunu biraz uğraşın. Rain oturduğunda şu mantığı anlayacaksınız. Hatırlıyorum ben şu dönemi. Select, insert, update, delete nedir? Bunların Türkçe karşılığını ezberlemeye çalıştığım dönemi hatırlıyorum. İleri seviye kitabı yazalı 8 yıl oldu. Hatırlatmak gerekirse. Yani bu zamanla oturacak. Ama ilk başta bir kafa karışıklığı normal. Evet. Bakıyorum şöyle biraz size zaman vermek gerekiyor. Yani şu söylediklerim mesela müthiş detaylar verdim aslında şurada. Şu kadar basit kodda müthiş mimari detaylar verdim size. Ama şu an bunu canlı yayında kavramanız zor olur çoğunuz için. Ama mesela yazılım uygulama tecrübesi olanlar anladı. Çoktan. Sorun yok. Onların kafada oturdu hepsi.
Ama diğer arkadaşlar biraz zaman gerekiyor. Videodan tekrar edeceksin, kodunu yazacaksın, yap boz yapacaksın. Saçların dökülecek biraz filan. Zamanla. Trunkate şu, Çağdaş. Şimdi şu derken onu nasıl açıklayacağım? Yani, constraint mantığını anlatmam gerekiyor çünkü. Kısıtlama mantığını. Kısıtlama nereden? Mesela şu allow nulls. Şunlar birer constraint'tir. Bunlar sonraki konularda konuşacağımız şeyler. Mesela constraint dediğimizde Türkçesi kısıtlama. Sen diyorsun ki burası boş geçilebilir ama şurası geçilemez. Bunu arka tarafta constraint nesneleri var. Constraint. Tamam. Şu nesnelerle oluşturuyoruz. Kitapta var tonlu örnek. Bu constraint'lerle oluşturduğunda sen artık her veri girişi bilmem ne yaptığında onlar arka tarafta database tarafında kontrol edilir. Kontrolü sağlayan şeydir kısıtlama. Aynı şekilde mesela products diye bir tablom var. Products ve product details diye bir tablom var. Products'ta ürünlerin header bilgilerini tutarız. Yani temel bilgiler aslında. Hızlı erişmen gereken. Ürünün adı, ürünün açıklaması, ıvırı zıvırı böyle basit şeyler. Fiyatı falan. Detay kısmında bütün çok daha detayları alırız biz. Belki 10 tane, 20 tane, 30 tane fark etmiyor. Bunlar ilişkisel olarak birbiriyle ilişkilendirilir. Bunlara da relation deriz database'de. Tablolar arası ilişkiler. Relationship diyoruz bunlara. Bu ilişkileri kurarken de primary key tablo arasında ya da ikiden fazla tablo arasında. Şu an dediğim gibi bunları anlatmadım. Hani bilenler sadece ha diyor tamam. Foreign key, primary key. Bu ilişkiler arasında bir aradaki veri bütünlüğünü sağlayabilmek için data integrity. Yani örneğin products ID'si 5 olan bir ürünü silmeye çalıştığında onun detaylar tablosunda da detayları var. Silmeye çalıştığında detaylar tablosundaki onun detayları da silinemesin diye ya da detayları olan bir ürün silinemesin diye. Çünkü başka bir tabloda onun kayıtları var. Sen buradaki 5 nolu ürünü sildiğinde detaylar tablosundaki 5 nolu ürünün detayları boşta kalacak. Ona bir daha herhangi bir işlem yapmanın bir mantığı olmayacak. Veri bütünlüğünü bozmak diyoruz buna. Bu tamamen yanlış bir yöntem. Yapılmaması gereken şey. Siz primary key, foreign key ilişkisini kurduğunuzda bu iki tablo arasında artık şundaki 5 nolu ID'yi silmeye çalıştığında bunda onun ilişkisi olduğu için sana izin vermeyecek. Bu da uygulama içerisinde veri bütünlüğünü sağlamak için kullanılan yöntemlerden biri. Ya da tonla ıvır zıvır. Böyle şeyler var. Vakti gelince daha detaylı anlayacaksınız. Şimdi sen truncate kullandığında gene silme işlemi yapar ve truncate tabloyu komple siler. Truncate ile tablo verileri silinir. Tablonun kendisi değil. İçerisindeki bütün veriler silinir. Ama delete ile silmeye çalıştığında bu constraint'ler şuradaki yapılardan dolayı, kısıtlamalardan dolayı sana engel olur. Yani delete ile constraint'ler ile sınırlandırılmış olan ve veri yapısını bozacağın verileri silemezsin. Bu kötü bir şey değildir. Delete seni korur. Constraint'lerin kurallarına uygun şekilde silme işlemini uygular sadece. Bu doğru bir şey. Veri bütünlüğünü sağlamak için. Ama truncate dediğinde hiçbir şeye bakmaz. Constraint'lerin hiçbirine bakmaz. Komple kökten siler. Haliyle veri bütünlüğünü ciddi şekilde bozabilecek bir yöntemdir. Dediğim gibi şu an bunu çoğunuz anlamayacak. Vakti gelince konuşuruz yine. Truncate özetle constraint'leri sallar. Onları umursamadan veriyi kökten siler.
data page diyoruz. Database administrator tarafındaki bu verilerin kayıt olduğu veri sayfaları vardır. Veri tabanı mimarisinde. Data page'lerden kökten silme işlemi yapar. Arada herhangi bir constraint falan umursamaz. Ama delete o constraint'lerle sınırlandırılabilir. Upper Advanced konuya soktum dediğini ama bundan sonra girmeyeceğim. Adım adım oraya geldikçe anlarsınız. Biraz daha ileri seviyede olanlar o kitabın ilgili bölümlerini okusun. Hepsini detaylı anlatıyorum orada. Evet, bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Çok fazla şey duydu yeni arkadaşlar. Bu yeterli. Soruları alayım. Hocam benim bir sorum olabilir Hocam, mi? Tabii. Açık kaynak kodlu SQL anlatmıyorsunuz ya. Mesela Postgre için de bir doküman çalışmanız vesaire olacak mı? Postgre SQL eğitimini ayrıca yapacağım. Ama işin mantığını SQL Server üzerinde anlatıyorum detaylı bir şekilde. Çünkü çok fazla kaynağım var bu konuda. İşin mantığını anladıktan sonra PostgreSQL'de sadece hızlı hızlı anlatacağım. Postgres'e özel olan şeyleri. Orada detaya girmeyeceğim. Orada sorguları çalıştıracağım. Bu böyle oluyor, şu şöyle oluyor vesaire gibi. Burada yavaş yavaş anlatıyorum. Çünkü burada mantığı anlayacaksınız. Ama bol uygulama yapmanız gerekiyor. Burası farklı bir mantık. Bol bol tablo oluşturacaksınız. Insert'ler, update'ler, delete'ler, tablonun yapısını değiştir, alter ile, drop ile sil, UI'yi oluştur, bilmem neyi yap falan. Buralarda öğreneceğiniz gerçekten yüzlerce şey var. Yenilerden bahsediyorum özellikle yine arkadaşlar. Onları hızlı öğrenmezseniz üzerine konuşmanın bir anlamı yok diğer konularda. Çünkü hep üzerine eklere gidecek. Database normal programlamadan biraz daha farklı. Üzerine her bir şey koyduğunda yeni bir şey koymuş oluyor. Yeni bir bakış açısı koymuş olacağız. O bakış açısı başka bir şeylerin tetikleyecek. Ya da kendi kurallarıyla, ciddi kurallarıyla gelen nesneleri inceleyeceğiz. Diyelim store prosedür, view, function, trigger, tonla şey. Hepsinin kendi kuralları var. O kurallar yeni bir paket gibi düşünün sizin için. Ama temelleri doğru, hızlı atmazsanız üzerine o kendi kurallarıyla gelen paketleri koyamayız. Anlamanız zor olur. Bu nedenle dediğim gibi sadece canlı yayın eğitimleriyle kalan çok geri kalır. Benim video kurs, kitap bunları sömürmeniz gerekiyor. Ondan sonra zamanla oturacak. Zaten bazı arkadaşlar hani projelerde de kod yazacak. Onları kırbaçlayacağız biliyorsunuz. Onlar hata yapacak, beğenmeyeceğim. Database tarafında, kod tarafında takıntılıyım. Yanlış tasarım yapacaksınız. Aranızdan bazı arkadaşlar var, isim vermeyeceğim. Farklı projelerde tasarımlar yapıyor, database tasarımları. Bu normal. İlk başta berbat tasarımlar yapacaksınız. Yani ben de öyleydim. Hepimiz öyleyiz. Bir tane ilişki kuracaksın. O ilişki böyle incik boncuk dağıtacak bütün mimariyi. Veriyi ekleyemeyeceksin. Veriyi silemeyeceksin. Çünkü tablolar arası ilişki yapmışsındır mesela. Yanlış tasarlamışsındır tablo tasarımını. Mimarisi yanlıştır. Haliyle böyle saç baş yolunacak, bu olacak. Bunlar olacak yani. Onları yapmadan da öğrenemeyeceksiniz. Net kural. O yüzden database design konusunu özel araştırın. Bakın kitabımda ben programlama tarafını derinlemesine girdim. Bunda sorun yok. Halen daha en iyi SQL kitabıdır diyebilirim. En detaylı. Ama database design apayrı bir konu olduğu için ona o kitapta girmedim. Onunla ilgili
Bol bol YouTube'da video izleyin. Görsel çalışın biraz. Çünkü yani zihninizde sonuçta oturmamış bir şeyi görseller olmadan anlamanız çok daha zor olur. Önce görseller falan bakın, zaten içerisinde tonla şeyler kullanıyor. Diyagramlar kullanarak anlatanlar var. MySQL üzerinde anlatan, SQL Server üzerinde anlatan falan. Bunları, o ilişkisel tasarım videolarını mutlaka izleyin. Uzun uzun. Anlayana kadar. Uygulayın ama. Uygulamadan anlayamazsınız. İlişkisel yapıları. Sadece ayrıyeten, dediğim gibi araştıracağınız konu database design. Ben bunun programatik kısmını anlatacağım. Normalizasyon, evet. Çoğunlukla database design ile alakalı normalization konusu. Bunu da ayrıca dediğim, teacher'ın dediği gibi araştırın. Database normalization diye. O görsellerle anlamaya çalıştığınız konuların ben kodlarını yapacağım. Ha, diyagram da kullanırım tabii ki. İşi kolaylaştırmak için, anlamanızı kolaylaştırmak için. Ama dediğim gibi öncesinde hazırlık yapın. One-to-one ilişki, mesela one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-many relation. Araştırma konuları veriyorum. Öncelikle neydi? Database design. Database normalization. Relations. Relationships. Şöyle denilir. One to one relation. One to many relation. Many to many relation. Bakın, bu mantığı anlamadan database programcısı olamazsınız. Şu mantıkta. Tamam. Ben bunların üzerine dibine kadar giydiririm. Yani bilgiyi veririm. Onda sorun yok. Ama bu mantık yoksa o bilgileri alamazsınız. O yüzden bunları ciddi ciddi araştırmanız lazım. Ayrıca ister Python kullanın, ister C Sharp, ister Java, Go, hiç fark etmiyor. ORM kullanırken, ki kullanacaksınız, ORM'leri kullanırken siz sınıflar oluşturuyorsunuz ya, bu sınıflarda bu ilişkisel yapıları kullanacaksınız gene. Çünkü hatta ORM kullanmasan bile, yani database'de hiçbir işin olmasa bile, yazılım içerisinde kodlama yaparken ilişkisel yapı kurman gerektiğinde, OOP'de, nesne yönelimli mimaride, one to one, one to many, many to many mantığını biliyor olman lazım. Aksi halde nesneler arasındaki ilişkisel yapıyı kuramazsın. Mümkün değil. Mantığı anlamadan olmaz. Yani buradaki öğrendiğiniz şey aynı zamanda yazılımda da ciddi işinizi görecek. Ben orada diyeceğim ki one to one ilişki kur burada. One to one ne? Many to many o ne? Neden böyle bir şey var? Many to many de ortalama olarak diyelim 3 tablo kullanılır. Neden böyle bir şey var? One to one'da hatta örnek senaryolar da vereyim. Tables, mesela user ve zaten users ve user details, tamam. İkisi de tablo. One to one örnek, one to many, many to many. Şu an burada 3 tablo olur. 3 three tables, bir ara table olur. Table 1, table 2, table 3. Table, bunların aslında basit anlamda şu aradaki kısım ara bağlantı tablosudur. Table 3 ile table 1 arasındaki ara bağlantı işlemlerini
table true yapar mesela. Benim tüm evi de. Ya da one to one'da table one vardır. Senaryoyu, senaryo kafanızı karıştırmasın diye vermiyorum bunların hepsini. Table one. Table two ile table three. Ya da birden fazla. Tablo arasında bağlantı oluşturmanızı sağlar. Mesela. Aynı şekilde database değil, bunları sınıf olarak da düşünün. Python sınıfları aynı mantık. Senaryo aynı. Hocam tahminince 2 hafta daha veri tabanı görürsek bize bir dönemde öğretilenden daha fazla konu öğreneceğiz. Öyle hatırlıyorum ben de. Primary key composite oluyordu sanki. Yusuf, şöyle diyeyim. Yıllardır hani yazılım eğitimde veriyorum ya. Tonla yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi geldi. Ben ikinci günde diyelim ki ya da üçüncü günde örneğin bir örneğin C Sharp'ta mesela şey oluyor. Try catch yapısını anlatıyorum. Yani Python'daki try accept. Şok olanları görüyorum yani. Şok geçiriyorum. Hocam diyor biz bunu üçüncü sınıf ne dördüncü sınıfın son döneminde gördük diyor. Çok ileri seviye. Hayır. Bunlar yazılımın ABC'si. Mesela. Çünkü üniversitelerde dediğiniz gibi hatta şey de oluyor. Mesela başvuru yapanlar diyor ki ben ileri seviye şunu biliyorum diyor. Mümkün değil. İmkansız bir şey. Mesela ileri seviyesi şu an diyelim. İleri seviye Python. Böyle bir şey yok. Türkiye üniversitelerinde böyle bir şey anlatılmıyor. İleri seviyenin ne olduğunu daha şu an görmedik mesela. Bak. Aylardır eğitim alıyorsunuz yoğun şekilde. İleri seviyeye girmedik, yaklaşmadık bile. Python'da. Ama ne kadar geliştirdiniz kendinizi. Orada çok çok basit konular anlatıyorlar. İleri seviye diyor, kakalıyorlar açıkçası. Çünkü dördüncü sınıfın sonunda anlatıyor. Anlattığı için sen de diyorsun ki o çok önemli bir şey. Zannediyorsun ki ileri seviye eğitim aldın. Hayır. Başlangıcın başındasın. Yani. Öyle değil. Ve dediğin gibi Yusuf, hani seni doğrulamak için söylüyorum. Çok daha fazlası olacak. Ben biraz zorluyorum. Daha da zorlayacağım. Zorlamamın sebebi işte bu madde anlamanız için bunları uygulamanız gerekecek. İşin gerçeği. O yüzden sizi zorluyorum. Biz de Join'den Telegram'a oradan Vue geçildi. Siz de videolarda işleyiş çok var. Join'den Telegram. Yuh. Oradan Vue. Trigger. Join'le Trigger'ın ne alakası var? Trigger'la Vue'nin ne alakası var? Mesela. Yani kursunu izleyin. Aslında bu eğitimlere bile çok gerek kalmayabilir. Kursta her şeyi anlatıyorum. Kitapta çok daha fazla detay anlatıyorum. Tabii böyle arkadaşlar. Siz hızlı olursanız ben daha fazla konu, daha ileri konulara geçerim. Yoksa yayıla yayıla gider yani. Ama proje geliştirecek arkadaşlar sizin ki ben hani söylemiştim ciddi vakit ayırarak katılacak arkadaşlara. Bu arkadaşlar bu çalışmaları yapmak zorunda. Başka türlü içinden çıkamazsınız. O database'i doğru tasarlamadan uygulamayı geliştirmem size. Yani Python kısmına geçemezsiniz. Önce database mimarisi doğru tasarlanacak. Yoksa üzerinde işkence çekersiniz. O yüzden database kısmı önemli. Yapboz yaptırırım yani. UI çalışmalarından çok daha fazla sıkıntı yaşarsınız. Evet, başka soru. Ben eğitimden sonra TensorFlow'la deep learning çalışmaya geri döneceğim. Sabaha kadar deep learning. Bu sessizlik overload olduk demek. Değil mi? Aşırı yüklenme oldu hocam. Şu an soru bile çıkmıyor. Tamam arkadaşlar, görüşürüz. İyi akşamlar hepinize.